Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yengeç burcunun Nisan ayında neler bekliyor? Sizler için niyetlenip kapatmış olduğum kahve fincanımı biraz önce şut için açtım. Geçmişten bahsetmek gerekirse burada bir mal ortada görünüyor, bir konu ortada görünüyor. Bakın bu mal aynı zamanda iki kişi olarak da çıkıyor. Yani iki kişinin bir meselesini iki aile konuşmuş, iki ayrı farklı insanlar konuşmuşlar, ortada karar vermeye çalışmışlar. Bu konuda Mart ayında sıkıntı yaşamış Yengeç burcunda olanlar. Şimdi bu iş olabilir, para olabilir, aşk olabilir. Bunun dışında da başka bir şey olamaz herhalde. Burada değil, ilk aklıma gelen iki aile, ortada iki çift. Hani bu iki çiftle ilgili planlar yapılmaya çalışılmış ama biraz sıkıntı yaşanmış. İki çift daha çok bu konuda sıkıntı yaşamış. Hani onun dediği, bunun dediği derken böyle karmaşık bir süreç görünüyor. Ama sonrasında da çok güzel bir balık ve açık öne olarak görünüyor. Yani almak istediğiniz bir parayı almışsınız. Hanenize girmiş, bu sizi rahatlatmış. Yollarınız çok temiz, hayatınız çok temiz. Yani Nisan ayı için benim şuradan size söyleyebileceğim çok bir şey yok. Şurada baktığımız zaman ne görüyoruz? Ona bir bakalım. Ben de şöyle yandan bakayım. Sanki böyle şeyler var gibi görünüyor. Sayı tarzı 3, kuş. Daha ne diyebiliriz ki? Bir yakınlaştırasım var. ZH 5. Şimdi bir yerden bir haber beklentiniz var. Nisan'ın ortaları gibi bu haber beklentiniz gelecek. Bu haber beklentinizden sonra da hızlıca bir yere gitmek istiyorsunuz. Kafanızda sanki böyle üç küçük şey var. Arkası arkasıya yapmam lazım bunları. Ondan sonra da bu hızlı bir şekilde yani koşarak gitmem gereken bir haber almış gibi böyle hızlı hızlı hareket ettiğinizi görüyorum. Çok sevinçlisiniz, çok mutlusunuz, kısmetlisiniz. Bu manada sizin önünüze gelecek olanı her neyse sizi çok mutlu edecek, çok da sizin hayrınıza. Dilediğiniz, istediğiniz bir şey diyebilirim buna. İki insan yan yana bu konuda aslında bu şeyle alakalı olur. Kocaman bir H olarak da değerlendirebilirsiniz şurayı. İki kişi olarak da değerlendirebilirsiniz ama gene üstte hızlıca alınacak bir haber çok hızlı geliyor ve bu haberden sonra da hızlı hareket edilecek. Bu iki kişiden alınmış bir haber de olabilir. İki kişiye yani ilişkinize ait gelecek bir haber de olabilir. Ama her ikisi için de söyleyebileceğimiz hızlıca geliyor ve siz hızlıca yapmak istediğiniz şeyi yapıyorsunuz diyebilirim. Bunun dışında sevgili yengeçler güzel bir Nisan ayı bizi bekliyor. Geçtiğimiz ayda bırakmışız biz sıkıntılarımızı. Bundan sonrası daha aydınlık yani çok çok söylenecek bir şey yok. Şurada var. Çok altlara gömmüşsünüz ama bunu A harfinde bir insana artık olumlu değil de olumsuz bakıyorsunuz. Yani ters tavırlar, hareketler bundan sonrası için çok ters. İçimizdeki sıkıntılar nedense hep içimizde kalmaya devam ediyor. Ben de yükselen yengeç olarak yengeçleri çok seviyorum. Buradan hepinize selamlar, sevgiler. Bir de oğlum yengeç. Ayrıyetten yengeçleri tanıdığımı düşünüyorum kendim de dahil olmak üzere. Çok yan yancıyız. Yan yan gidiyoruz. Yengeçler gibi. Hani ön ön değil de yan yan. Şimdi bu ay bizi hani aşk, sevgi konularında yani ilk bir hafta belki biraz düşünceli olabiliriz ama ondan sonrasında rahatlıyoruz. Yani bir haftalık bir insanlarla alakalı kaygılı düşüncelerimiz, acabalarımız olabilir. İş para konularında bir sıkıntımız yavaş yavaş bakın yavaş yavaş üzerimizden gidecek. Yani ilk hafta biraz böyle bir şey etraf buğulu görmekte zorlanıyoruz. Bakın yavaş yavaş iniyor. Bu demek oluyor ki bir sıkıntımızın Nisan ayı içerisinde çok yani yavaş yavaş ilerleyerek ama tam tamına istediğimiz şekilde bakın hemen arkasındaki de geliyor. Çözeceğiz. Bu konuyu nasıl çözeceğiz? Bir kere bir tıkanıklık var. Bu tıkanıklığı önce bulmamız lazım. Yani ilk hafta yapmamız gereken ayağımızı bağlayan, bizim adım atmamızı, karar vermemize engel olan konuları önümüzden çekmemiz gerekiyor. Bir konuda karar vermeniz gerekiyorsa lütfen çok hızlıca kararınızı verin ve uygulamaya geçin. Çünkü durmanızın size hiçbir faydası yok. Eğer hareket ederseniz bakın, sıkıntılarınızın bir bölümünü atlatmış olarak görünüyorsunuz. Parasal konulara gidiyor ve de bu. Yani parasal konularda, iş, kariyer konularında önünüze bakmıyorsunuz. Kendinize bakmaya çalışıyorsunuz sanki. Önünüze bakmanız lazım. Kafanızı kaldırmanız lazım. Kafanız önünüzde duruyor. Kafanızı kaldırıp önünüze bakarsanız yolunuz açık ve aydınlık. Sadece şu an siz bazı konulara takılmış, önünüzü görmüyor olarak çıkıyorsunuz.
Bence biraz daha ileriye odaklanıp karar verip uygulamak lazım. Ya her rüya meruhtur bazı şeyler. Özellikle iş konuları da kısmettir. Eğer nasibiniz varsa kazanırsınız, yoksa da kazanmazsınız. Tabii ki biz burada nasibi olanlardan olmak, kazananlardan olmak istiyoruz. Sevgili yengeçler, Nisan ayınızı ben sizin çok rahat gördüm. İş, ilişki konularında biraz daha cesaretli olursanız Nisan ayını güzel atlatırız. Benim için de aynı şey geçerli. Daha cesaretli olmamız gereken noktalar var. Para geliyor. Yani para geliyor derken Nisan'ın 3. haftasında verdiğimiz kararlar doğrultusunda güzel paralar alabiliriz elimize. Tabii ki sıkıntılarımız, sorunlarımız var ama bunları da zaman içerisinde aşacağız. En azından Nisan ayında sağlıklıyız. Kafamız önümüze değil de direkt geleceğimize odaklanmamızda fayda var. İlişkiler konusunda ufak tefek karışıklıkları ilk haftalarda yaşayabiliriz ama ondan sonrasında rahat ve temiz görünüyoruz. Aslında biraz Nisan sonuna soğuk algınlık konularına dikkat etmekte fayda var. Orada biraz bir karışıklığımız var buradan bakınca görüyorum. Bunun dışında da çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Nisan ayımız güzel geçsin. Sağlıklı, huzur dolu geçsin. Şimdiden oruçlarımızı Allah kabul etsin diyelim. Herkese sevgiler, saygılar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.